Eğdir gibi Türkiye'nin en ücra köşelerinden birinde ikamet etmek, oturmak, burada sosyal hayatı yaşamak metropollerden daha farklı. Burada geleneklerin daha ağır bastığı bir yöredeyiz. Geleneklerin ağır bastığı yörelerde biraz alt kimlikler ön plana çıkar. Bu ne demektir? Şimdi benim köyümde 50 yıl önce her köyde olduğu gibi şeyler var, köylerde kabileler var, tayfalar, sülaleler var. Muhtarlık seçimlerinde hep öyle olur. İşte falancının hangi tayfa kalabalıksa, güçlüyse onlar aday çıkarırlardı. Ve insanlar kişilere değil, işte bizim tayfadan mı değil mi, bizden mi değil mi ona göre oy tercihini yaparlardı. 50 yıl sonra geldiğimde bu geleneğin çok değişmediğini gördüm maalesef. Burada da öyledir. Geçen gün yazımda da izah etmiştim, belirtmiştim, konuyla ilgili bir şey yapmıştım. Şimdi dünyası köyden ibaret olanların, ötekileştirdiği insanlar da köyün belli bir kesimindendir. Dünyası diyelim Iğdır'dan ibaret olanların, dostları da düşmanları da buradadır. Şimdi bir insanın birden fazla kimliği olabilir. Mesela bir insanın birden fazla aygıt duygusu olabilir. Bir insan hem Galatasaraylı olabilir, hem Iğdırsporlu olabilir. Basitinden başlıyorum. Hem Türk olabilir, hem Müslüman olabilir, hem Kürt olabilir, hem Türk olabilir. Ama aynı zamanda Türkiye vatandaşı olabilir, Türk olabilir. Bir insan bilmem işte falan veya filan tarikata, mezhebe mensup olabilir. Bunlar kimliklerdir. Bunlar her birisi birer kimliktir. Ha, bu kimlikler zaman içerisinde öncelik kazanmaya başlar. Kişinin durumuna göre. Uçağa bindiğinizde ilk havalanmaya başlayınca havalanı ayağımızın altında kalır. Biraz daha havalanırsanız şehir ayağınızın altında kalmaya başlar. Biraz daha yükseğe çıkarsanız etrafı görmeye başlarsınız. Çok yükseğe çıktığınızda çok geniş bir alan görürsünüz. Yani biraz daha yukarıya çıktığınızda ülkeler ayağınızın altında kalır. Bir de uzaya gidenleri düşünün, dünya ayağının altında kalır. Sonsuz bir âli, bir kainat var. İşte dünya onun içerisinde ufacık bir şey. İnsanın zihniyeti de böyledir, fikirleri de böyledir. İrtifa kazandıkça, yükseğe çıktıkça insanın bakış açısı değişmeye başlar. Bakış açısı değişmeye başlayınca o kimlik meselesinde şeyler, yerleri değişir. Az gelişmiş toplumda, kapalı toplumlarda kabilecilik, aşiretçilik, işte sülalecilik çok önemli bir oynar. Mesela şeyde, Afganistan'da Rusların bir türlü durulmaması, süper güçlerin orada her zaman birilerine karşı kullanması, Arap dünyasında benzeri savaşların hala devam etmesi bu kimlikler yüzündendir. İşte belli kabileler, belli aşiretler, belli sülaleler, belli boylar işte kimliği ön plana çıkarırlar. O ülke kimliğinin üzerinde tutulur. Bu da oradaki toplumun birleşmesine, bütünleşmesine mani olan unsurlardır. Ya burada da Iğdır gibi bir yerde, Iğdır aslında bir Türkiye'nin, Türkiye örneği olabilir. Türkiye örneklerinde. Burada farklı inanç grupları var, farklı mezheplere mensup insanlar var, farklı etnisitelere mensup. Mensup insanlar var. Sabah namazına kalktığımda yarım saat arayla değişik zamanlarda ezan okunuyor. Zannediyorum işte Caferler farklı, Şafiler, Hanefiler vesaire ezanlar okumaya başlıyor. Farklı zamanlarda okunuyor. Mezhep şeyine göre, kurallarına göre, işte birine göre güneş şu saatte doğmadan önce başlanır, bir şu saatte başlanır. Bunlar olabilir. Bunlar toplumun zenginlikleridir. Ama siz bunları yarın öbür gün şey haline getirirseniz, kimliğinizin esas unsuru haline getirirseniz o milli birlik sağlanmaz, ulusal birlik sağlanmaz. O kolektif hayat olmaz. O toplum hayatı gerçekleşmez. İnsanlar
birbirine paralel geçiş yaparlar. Ne demektir paralel geçiş? Herkes birbirine selam sabah verir ama hiçbir zaman yüzleşmez insanlar birbirine. Niye yüzleşmez? Çünkü yüzleştiğiniz zaman kendi gerçeklerinizi ortaya koyacaksınız. Yani toplum gerçeklerini konuşacaksınız, ülke gerçeklerini konuşacaksınız. Bu bizim toplumda çok olan bir şey değil. Herkes birbirine saygı gösterir diye. İşte farklı inanç gruplarına mensup, farklı siyasi gruplara mensup insanlar. Ama o ön yargılar devam eder. Benim için siz öteki olabilirsiniz, sizin için diğer öteki olabilir. Bu ötekileştirme de genellikle gelenekçi, bazı gelişmiş toplum adına şeylerdir. Öyledir aslında birçok konuda çağa yakalanmış bir şeydir, bir hayat tarzı var. Çarşıya dışarı çıkıyor, görürsünüz. Ama bazı konularda çok ketum hareket ediliyor. Birçok Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi. Ve bunu ne kadar kırabiliriz? Bu alt kimliklerin üst kimlik haline geldiği toplumlarda milli mutabakat sağlanması zor olur. Bir kültürel hayatın gerçekleşmesi zor olur. Bir sosyal barışın sağlanması zor olur. Düşünce öğretmek zorlaşmaya başlar. Siz şimdi, ben sizin için işte diğer gruba mensup isem, ister inanç olarak, ister siyasi olarak, ister dini olarak, nasıl sayarsanız sayın. Ben sizden değilsem, benim her söylediğim size göre yanlıştır. Veyahut da tersinden bakalım, siz öteki iseniz bana göre, siz çok donanımlı bir insan olabilirsiniz, çok dürüst bir insan olabilirsiniz, çok birikimli bir insan olabilirsiniz, belli sahalarda uzman kişi olabilirsiniz ama siz bizden değilsiniz. Siz bizden olmayınca bu iş geçerli kazanmıyor. Hani derler ya taş olsun, toprak olsun, yeter ki bizden olsun diye. Bizde bir deyim haline gelmişti maalesef. Yani ileri sanayi toplumları, gelişmiş toplumlar bunu kırmışlar. Ya bunu biz kırabilir miyiz? Anadolu'nun birçok yöresinde olan o özellikler buralarda da devam etmektedir. Kırabilir miyiz? Yapılabilir. Yapılabilmesi için birilerinin ön ayak olması lazım. Birilerinin ezberi bozması lazım. Birilerinin işte bedel ödemeye hazır olması lazım. Bedel ödemek ne demektir? Siz insanların düşündüklerinden farklı bir şey ortaya koysanız, siz insanların ezberini bozarsanız, siz insanların öteden beri bildikleri şeyin dışında farklı şeyler söylemeye başlarsanız, ilgi uyandıran olduğu gibi size muhalif olanlar da olabilir, size düşman kesilenler de olabilir. Bu neden çıktı denir? İşte bizde böyle bir şey yok denir. Bu her konuda böyledir. Bunu kırabilir miyiz? Bence yapılabilir. Ama yapılabilmesi için bir kişinin, iki kişinin değil, böyle belli birikim sahibi insanların bu konularla ilgili biraz kamuoyu oluşturması lazım. Sizin gibi genç, akademisyen, okumuş insanların düşüncelerini yeri geldiği zaman söyleyebilmesi lazım. Başka türlü toplumda şey etmek, bir çığır açmak mümkün değil. Geleneklerin ağır bastığı, taşra şehirlerinin hemen hepsinde benzeri şeyler görürsünüz. Biz millet olarak asırlar boyu kendi geleneklerimizle yaşamış bir milletiz. Güzel geleneklerimizin devam etmesi lazım. Ama yeniliğe ihtiyacımız var bizim. Şimdi Batı dillerinde konservatif kelimesinin karşılığı Türkçe'de muhafazakarlıktır. Muhafazakarlık aslında bizde, bizim inancımız da, din de muhafazakar değil aslında. Bütün peygamberler yeni bir dille gelmişti, yeni bir söylemle gelmişti, yeni bir metotla gelmişti. Zaten bütün peygamberlere, istisnasız bütün peygamberlere karşı çıkanların asıl karşı çıkma esprisi orada yatıyor. Mevcut statükoya karşı, işte gelenekçi yapıya karşı, Cenab-ı Allah'ın görevlendiği bütün peygamberler yeni bir sistem getirmiş, yeni bir görüş getirmiş, yeni bir hayat tarzı getirmişti, yeni bir düşünce tarzı getirmişti. Ona karşı çıkmışlardı. Ya bizde de o dindar Allah'ın muhafazakar kesim dedikleri insanlar aslında
Batı dilinde, Batı'da anlaşıldığı gibi muhafazakar değil, daha tekamülcü, daha düşünebilen, yeniliğe açık ama kendi değerlerini kaybetmeden bir muhafazakarlık gerekir. Mevlana'nın meşhur anlatılan metaforunda olduğu gibi, tacir metaforu derler onu, yani benzetmesi derler. Hani Mevleviler sema yaparken bir ayakları sabit olur ya, diğer ayaklarıyla böyle dönerler kendi etraflarında. Yöre kültürleri de yöreler misin? Öğretirdeki insanlar da yöre olabilmelidir. Hem yerel olabilmelidir. Yani yerel olmak derken bulundukları coğrafyanın kültürünü, kültürel değerlerini, geleneklerini, örf adetlerini yaşatabilmelidir. Kültür hayatı canlı tutulmalıdır. Kültüre önem verilmelidir. Çağımızda 21. yüzyılda toplumların en fazla ihraç edebileceği en değerli ürün kültürel ürünlerdir. Amerikalılar Irak'ı işgal ettiklerinde Amerikan askerleri Bağdat Müzesi'ni yağmaladı götürdüler. Niye? Orada kültürel değerler, yüzyıllara ve asırlara dayanan kültürel değerler vardı. Çünkü Amerikalıların 300 yıllık bir geçmişi var. Öyle bir gelenek, öyle bir geçmişe kültürel değerler yok. Öyle bir hazineye sahip değildir bu anlamda. Kültürel değerlerimiz devam etmesi lazım ama bu kültürel değerlerimiz devam ederken bizim evrensel düşünebilmemiz lazım. Çünkü ya eğer dini bazdan, dini konudan alacak olursak, İslam evrensel bir dindir. Bütün insanlara hitap eden bir dindir. Bütün insanlara hitap eder. Rengine, ırkına bakmaz. Bizim medeniyetimiz de öyle olmuştu. Geçmişte kültürümüz de öyle olmuştu. Yani bu Anadolu'ya gelip yerleşenler, Horasan erenleri dedikleri, Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri dedikleri, Hacı Bayram Veliler, Hacı Bekleş Veliler, Yunus Emre'ler, Mevlanlar vesaire, bunlar o siz ayelevanlar. Bu coğrafyaya geldiklerinde burada da farklı kültürler, farklı medeniyetler var. Ama onlar zaman içerisinde evrensel bir dil kullanabildi. Evrensel dil kullanmak ne demektir? İnsanı merkeze almak demektir. Yani siz insanı merkeze alırsanız, çünkü bütün kainat insanlık için vardır. İnsan varsa kainat vardır, dünya vardır, güzellikler vardır. İnsan olmayınca olmaz. Siz de eğer insanı merkeze alırsanız evrensel bir dil kullanmaya başlarsınız. Evrensel bir dil kullanırsanız insanları önce insan olarak görürsünüz. Yani benim insanım, bizim adamımız, bizim partimiz, bizim işte bizim ırkımız, bizim mezhebimizden değil. Önce insan olarak görürsünüz. O insanın insani vasıfları taşıyan insana de, ona göre değer verirsiniz. Ona göre ya, şeyinizi, ölçünüzü korursunuz. Yoksa ya biraz önce söylediğim gibi işte taş olsun, toprak olsun, yeter ki bizden olsun dendiği zaman bu olmuyor. Bu o zaman basitli insan olmuyor. İşi ehline teslim etmiş olmuyorsunuz. Ülke idaresinde de böyledir. Diğer işlerde de böyledir. Şimdi taş ocağında çalışan adam getirip marangoz yaparsanız o işten anlamaz. Demirci kendi işini yapar. Bilmem işte elektrikçi kendi işini yapar. Kendi sahasında işini yapar. Günlük hayatta da öyledir. İnsanlara o anlamda değer verilirse bu toplumun özellikle bu toplumda yaşayan insanların mesela diyelim ki Iğdır'da yaşıyorsanız Iğdırlılık kimliği ön plana çıkmalıdır. O bizim yerel anlamda üç kimliğimiz olabilmelidir. Burada tekrar söylüyorum, burada yaşayan, bu hayatını burada idame ettiren, geleceğini burada planlayan, farklı etnisliğe mensup, farklı siyasi görüşlere, ideolojiye mensup insanlar önce bir kimlikte üç kimlikte anlaşabilmelidir. O üç kimlik, Iğdırlık üç kimliği olabilmelidir. Yani burada farklı gruplara mensup insanların söz konusu Iğdır'ın geleceği, Iğdır halkının geleceği, Iğdır toplumunun, çocuklarımızın geleceği olduğu zaman o konuda şeyler yapabilmeli, ortak bir tavır ortaya koyabilmeli, ortak bir görüş ortaya koyabilmeli ve ortak bir eylem planı yapabilmeli. Başka türlü bu toplumda sizin iki yakanız bir araya gelmez. Teşekkürler. Evet, ben işte. Yani yayıncılıkta böyle şeyler vardır. Rıza Sarp'ın şeyi. Sahneye doldurmak için. O kadar güzel yapılıyor. Yani şeyin köşünü yaptığı aslında şeyler. Bir insanın bana göre en zor şey kendini tanıtabilmek ama bir iki cümleyle. Ben Mahmut Aşkar'ı sizlere takdim edeyim. 1919
aslında 1952 ama resmi kayıtta 1912-1951 Karakoylu doğumluyum. İlkokulu Karakoylu köyünde, şimdi ilçe olan Karakoylu'da okudum. Ortaokulu Segre'de okudum. Daha sonra Almanya öğrenci olarak gittim. Almanya'da Afyon Teknik Üniversitesi'nde metalurji yüksek mühendisliği tahsili yaptım. Orada okudum, orayı bitirdim. Uzun yıllar Almanya'da Türk kuruluşlarında Müslüman, hem Müslüman kuruluşlarda hem diğer dinlere mensup olan çatı kuruluşlarında da üst düzey yöneticilik yaptım. Öğrencilik yıllarımızdan, tabii üniversite öğrenciliğimizden beri dergicilik, yayıncılık, sivil kitle kuruluşlarında toplum hizmeti, birçok çatı kuruluşunun kuruluşunda kurucu üye olarak bulundum. Uzun yıllar bu aktif görevimi yaptım. Almanya'da olduğum yıllarda referans dergisi adlı bir derginin son yıllarda genel yayın yönetmenliğini yaptım. Hala birçok bazı gazete, aylık gazete ve dergilerde Türkiye'de, Avrupa'da, Almanya'da yazmaya devam ediyorum. 50 yıllık bir zamandan sonra Iğdır'a dönüş yaptım. Toplam 13 tane yayınlanmış kitabım var. 3 tanesi çocuk kitapları, diğerleri inceleme araştırmaya dayalı ve birkaç tanesi de sosyal hayatın gerçeklerine dokunan romanlar şeklinde devam etmektedir. Çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu çalışmalarınıza Iğdır'da devam etmek istiyor musunuz? Hayatımda güzel bir soru. Benim hayatımın üç nüshası var, üç bölümü var. Birincisi, işte o başlayıp burada doğup büyüdüğüm ortaokul liseyi bitirdikten sonra birinci dönem Türkiye'ye, 20 yaşına kadar aşağı yukarı yarım asırlık bir Avrupa-Almanya hayatım var. Şimdi 70'inden sonra tekrar Iğdır'a dönüş yaptım. Bunu bilerek bilinçli bir dönüş yaptım. Planlı bir şekilde Iğdır'a dönmeye karar verdim. Iğdır'a yerleşmeye karar verdim. İnşallah ömrümüz vefa ederse bundan sonraki hayatımızın da geri kalan kısmını kendi toplumumuzda doğup büyüdüğümüz kültürel kimliğimizin yoğrulduğu, yetiştiğimiz ata toprağımız, ülkemize, büyüdüğümüz coğrafyaya, bu yöreye hizmet etmek istiyorum. Burada çalışmalarımı devam ettirmek istiyorum. Teşekkür ederiz.